basımsız sıvasız bir şekilde İstanbul'a çekiyor. Şimdi anladın mı? 13 Kasım 1918 İstanbul işgal edilirken İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in, o Atatürk'ün ruh haletini anladın mı? Ama Doktor Rasim Ferit yakın arkadaşı onu görünce biraz gülümsüyor. Kucaklaşıyorlar. Peronda yürüyorlar. Henüz de Haydarpaşa Garı'nın kapısına gelmediler. O gün Haydarpaşa Garı'nda asker sevkiyatı, asker dağıtımı var. Her yerde askerler. Mustafa Kemal'i gören bütün askerler ayağa kalkıyor, selamlıyor. Mustafa Kemal geçiyor. Bir askerin yanından geçerken asker buna tanıdık geliyor. Yaklaşıyor askere. Asker, biz seninle hangi cephede beraberdik? Çanakkale'de komutan. Oysa Çanakkale'yi ellerini kollarını sallaya sallaya geçtiler. Henüz daha kapıya çıkıp o korkunç görüntüyü görmedi. Çanakkale'de komutan. Geliyor Haydarpaşa Garı'nın kapısına. O merdivenlere geliyor. Karşısında o korkunç görüntü. Sömürgecilerin gemileri boğaza demiriliyor teker teker. Atatürk'ün hayatındaki en karanlık ve en kötü gün o gündür. Kendinizi lütfen hepiniz teker teker 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa Garı'ndaki Mustafa Kemal'i yerine koysun. Lütfen herkes kendini onun yerine koysun. Kendini onun yerine koy ve düşün. Bu korkunç görüntü yaşanmasın diye. İstanbul işgal edilmesin diye. 3 yıl önce 1915'te, 3 yıl önce Çanakkale'de emirler verdin. Kendini onun yerine koy lütfen. O emirleri sen verdin. Ve senin emirlerine inanan binlerce insan, sana güvenen siperleri terk etmedi. O çocukların çoğu orada öldü, can verdi. Paramparça oldular. Sana inandılar. Şimdi ise... Peki onca insan Çanakkale'de neden şehit düştü? Bunun için miydi? Kendini önüne koydun mu? He? Şimdi sor, söyle bana. Hayatında bundan daha kötü, daha karanlık bir gün olur mu? Sana inandılar ya o çocuklar. Sen verdin o emirleri. Süngütak yat dedin. Kaçıyorlardı, kaçıyorlardı. 261 rakımlı tepede. Mustafa Kemal oradaydı. Nereye? Efendim düşman geliyor. Düşmandan kaçılır mı? Efendim cephanemiz yok. Süngün de mi yok? Süngütak yat. Peki efendim dönüp yatıyorlar. Ölüyorlar orada. Şimdi ise... Peki onca çocuk niye öldü Çanakkale'de? Atatürk'ün hayatındaki en karanlık gün. 13 Kasım 1918. Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerindeki duruşudur biliyor musunuz? Haydarpaşa Garı ne olacak? Elinin körü olacak. Nedir Haydarpaşa Garı ha? Ve yanında Cevat Abbas, yaveri Cevat Abbas ona o ünlü sözünü söylüyor. Hatırlayan? Geldikleri gibi giderler. Ama bu sözü söylemeden önce kendisini o gün Haydarpaşa Garı'nda karşılayan Doktor Rasim Ferit'e bir söz söylüyor. Bu söz benim için geldikleri gibi giderler sözünden çok daha değerlidir. Ne diyor? Rasim Ferit'e bu sözü söyledikten sonra dönüyor Cevat Abbas'a. Geldikleri gibi giderler diyor. Peki geldikleri gibi giderler sözünden önce söylediği söz nedir? Bu sözü bilsek bambaşka bir Türkiye vardı. Ne diyor biliyor musunuz? Buraya gelmem büyük bir hataydı. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. Bizim Kurtuluş Savaşımızın kararı verildiği yer 13 Kasım 1918 Haydarpaşa Garı'nın merdivenleridir işte. Buraya gelmem büyük bir hataydı. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. Biz bu bilgi dışına hakim olsaydık ne yazık ki birilerini Mustafa Kemal Atatürk'e Anadolu'ya saray gönderdiği saçmalığına kurban ettirmezdik. Yalan mı? Kim göndermiş? Kim göndermiş? Bak Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinde. Kim? Buraya gelmen büyük bir hataydı. Zaten Yıldırım Ordu'nun grup komutanı iken işgal güçlerinin gemilerinin İskenderun'a girmesine izin vermedi diye ordusu dağıtılmış. Gelmiş buraya bu moral bozukluğunda, bir de işgal altında. Buraya gelmen büyük bir hataydı. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. Hadi hayırlı olsun, başlıyoruz gene. Dostlarım, Çanakkale Savaşı 1915 yılı değildir. Çanakkale Savaşı sadece 1915 yılından ibaret değildir. 18 Mart 1915
Çanakkale direnişimizin başladığı gündür Çanakkale Savaşı'nın bittiği tarih 6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluşudur. Çanakkale bir yıl değil, 8 yıldır. Çanakkale'de ne işleri vardı İstanbul'u işgal etmek için? Ettiler 13 Kasım 1918. 18 Mart 1918 gününden 6 Ekim 1923 gününe kadar her yer Çanakkale cephesidir. Bir yıl değildir Çanakkale. Bu ayamazlığa bir son verin. Bilgi böyle okunmaz. Bu diyeceğimler büyük bir hataydı. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. İşte sana Anafartalar. Anafartalar sadece Çanakkale'de bir yer değildir. 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in İstanbul'u işgal edildiği, gördüğü yer, durduğu yer işte Anafartalar. Çünkü daha devam ediyor. Bitti mi? Geldiler. Dama mı oynayacağız, satranç mı? Şimdi anlaşıldı mı aradaki fark? Güzel çocuğum, zaten sana anlatıyorum. Bizden bir şey olmadı. Çocuklar, size anlatıyorum bunları. Gençler, hey! Bizden ne oldular? Peki bunları söyledi, onun kız bunları söyledi. Ne yaptı o gün Atatürk? Nereye gitti? O gün ne yaptı? Ne yaptın? Gitti, Pera Palas Oteli'nde bir oda tuttu. Dostlarım, o yıllarda Pera Palas İstanbul'un en pahalı oteli. Ya Mustafa Kemal, sen askersin, maaşlı adamsın, paran yetmez la. Zaten Pera Palas da parasıyla bir hafta kalabildi. Parasını bitirdi. Askerin parası ne kadar la? Bir hafta kaldı. Parası bitince gitti Beyoğlu'nda yakın arkadaşları Fansa ailesinin kapısını çaldı. Ailesinin kapısını çaldı. Siz de kalabilir miyim? Para gitti. Niye yaptı bunu? Çünkü duyduk ki Hatayspaşa Garı'nda işgal güçlerinin generalleri Pera Palas'ta kalıyor. Öyle mi diyor? Beni de oraya götürün. Gidiyor Pera Palas'ta bir oda tutuyor. Koyuyor bavulunu odaya. İniyor otelin lobisine. Etraf işgal generalleri dikiliyor karşılarına. Geldiniz ya. Ben de geldim. Buradasınız ya. Ben de buradayım. Hepsi onu tanıyor. Nereden? Çanakkale'de. Çanakkale'de yendiği bütün İngiliz generaller karşısında. Hepsi İstanbul'a gelmiş. Ukale ukala. Birdenbire bir bakıyorlar. Karşılarında yine Mustafa Kemal. Ben de geldim. Çanakkale. Hiç öyle sevinmeyin. Düşünsene. Elimde olsa o Pera Palas'taki bir haftanın filmini yaparım. Kim bitecaksan patlayacak. Gerilime bak ha. Filmin en önemli sahnesi şu bak. Doktor Rasim Ferit. Direnişe destek veren Minber gazetesinde çıkaracak olan odur ha. Aramızda kalsın. Bilmezler. Rasim Ferit müthiş bir adamdı. Doktor Rasim Ferit. Her gün bir masada oturuyorlar. Doktor Rasim Ferit ve Mustafa Kemal Etraf, işgal generalleri. Filmin en önemli sahnesi şu bak, filmde bir sahne. William Bradford ayağa kalkıyor. İngiliz general Mustafa Kemal'e doğru yürüyor. Efendim kimiler diyor ki William Bradford İstanbul'u işgal eden kuvvetlerde yok, görevli değildi. Evet ama İstanbul işgal edilince, İstanbul işgal edildiğini bilen Çanakkale'de görev yapan pek çok general gelmiştir. Of be, İstanbul'a bir gelelim lan diye. William Bradford kim? Ha bu arada William Bradford'un orada olduğuna dair o dönemin tanıkları ve tarihçileri hatıralarında, anılarında pek çok bilgi vermiştir. Neyse, bırakalım şimdi biz gereksiz polemiği, filme dönelim. William Bradford Mustafa Kemal'e doğru yaklaşıyor. William Bradford Çanakkale Savaşı'nda Anzakların generali. Yani Mustafa Kemal'in yendiği general. Filmin en önemli sahnesi burası. Yaklaşıyor William Bradford Mustafa Kemal'in masasına doğru. Pera Palas'ın lobisinde piyanist bir şarkı çalıyor ama herkes onlara bakıyor. Şarkının ne olduğunu bilmiyorum, buluruz. Yaklaşıyor. Doktor Rasim Ferit Mustafa Kemal bir sandalye boş. Beyefendi oturabilir miyim? Buyurun oturun. Aynı masadalar. Bir işgal generali ve Mustafa Kemal birbirinin gözünün içine bakıyorlar. Söze İngiliz general başlıyor. William Bradford diyor ki beyefendi
son derece yetersiz kuvvetle, yetersiz kuvvetle Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmasını nasıl durdurdunuz? Yani bunu yetersiz bu kuvvetle nasıl başardınız? Atatürk diyor ki İngiliz generale, beyefendi sizin de gazetecileriniz, tarihçileriniz var, bizim de var. Bırakalım bunu onlar yazsın. Yani demek istiyor ki lan siktir lan git lan. William Burton ısrar ediyor. Beyefendi lütfen anlatın. 3 yıldır her gece bunu düşünüyorum. Nasıl bir strateji, taktik geliştirdiniz? Atatürk bakıyor ki sakız gibi adam, kurtuluş yok. Dönüyor. Rasim, Doktor Rasim Ferit. Yanında bir kağıtlı kalem var mı? Doktor Rasim Ferit çantasından bir kağıt ve bir kalem uzatıyor Mustafa Kemal'e. Bir doktorun çantasında taşıdığı kağıt nedir? Reçete. Atatürk alıyor masaya doktor reçetesini ve doktor kalemini. Başlıyor İngiliz general William Burton'a Çanakkale'deki bütün stratejiyi, taktiği uzun uzun anlatmaya. Krokilerle çiziyor ama uzun uzun anlatıyor. Takdir edersiniz ki bunu yaparken ders verir gibi değil. Yani elinden gelse kalemi gözüne sokacaksın. Burada gıcık oluyordur lan. William Burton hayran kalıyor. İngiliz general hayran kalıyor. Alıyor kağıt kalemi ve diyor ki beyefendi, bunlar bende hatıra olarak kalabilir mi? Bakın filmi çektiğimde şöyle bir sahne koyacağım. Atatürk diyecek ki tabii beyefendi sizde hatıra olarak kalsın. Ha, ama unutmadan sizin için yeni bir reçet hazırlıyorum. Birkaç yıl sonra onu da elinize veririz. Nasıl? Sinema sanattır kızım, sanat. Sizden bir ricam var. Son olarak sizden bir ricam var. Oo. Kaç oldu saat tam? Üşüdünüz bir saat. Bu arada ben bir daha ne zaman geleceğim buraya? Her zaman. 15 Nisan nedir ya? Ne zaman? Haftaya mı? Ben üniversitede ders verdiğim yıllarda öğrencilerim derdi ki hoca yakın tarihi hatırlamaz. Haftaya bugün mü oluyor? Hepinizi bekliyorum. Başka ülkeler bunları anlatmayacağım ama başka ülkeler anlatacağım. Hadi gitmeyin. Sizden bir ricam var. Bilgisizliğin gölgelerinde yaşayarak, gölgelerde dümen çevirerek, bilgisizliğin karanlığında Atatürk'e hakaret edenlere, Atatürk hakkında saygısızca konuşanlara ya da Atatürk'ün adını hiç anmayanlara Atatürk düşmanı demeyin. Neden onlara Atatürk düşmanı demeyin biliyor musunuz? Çünkü Atatürk ölünce Atatürk'ün ölüm haberini alan çok uzaklarda bir adam, çok uzaklarda yaşlı bir adam, Atatürk'ün öldüğünü öğrenince o yaşlı adam gardırobunu açıyor yaşlı elleriyle. Orada naftalinli bir üniforma asılı. O yaşlı adam çok uzaklarda naftalinli üniformayı katlıyor, bavuluna koyuyor ve uzun bir yol geliyor, günlerce Ankara'ya geliyor ve o yaşlı adam Ankara'da bir otel odasında bavulunu açıyor, naftalin üniformasını giyiyor ve ay yıldızlı tabutun altında Mustafa Kemal'i selamlıyor. İşte o William Burton. Atatürk'ün İstanbul'dan kovduğu, Çanakkale'de yendiği İngilizlerin generali William Burton. Ha onlara Atatürk düşmanı demeyin. Çünkü onlar Atatürk'ün düşmanı bile olamazlar. Bu güzel Ramazan, bu güzel Ramazan atalarımızın bize amına ettiği bu güzel kültür. Ben benim kültürümü anlatayım. Sen git başkasını bağlana. Ben. Bu güzel Ramazan ne zaman ki 23 Nisan'a denk gelir ya da 19 Mayıs'a ya da 26 Ağustos'a ya da 9 Eylül'e, 29 Ekim'e ya da 10 Kasım'a. Bu güzel ülkenin bütün mahyalarında hep onun adı yazılır. Çok teşekkür ederim sevgili Antalya. Ramazan ayı bilginin ışığının gölgelerin ortadan kaldırdığı bu güzel ay hepimize kutlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, bu etkinliğe emeği geçen bütün emekçilere, bütün teknik masaya, bu sahneyi kurana, bunlara büyük alkış rica ediyorum. Sunucu kardeşime, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne zaman geliyordum ya ben aklıma bunca? Umarım mahya ışıklarında bir hafta sonra değil mi? Bambaşka öykülerle yeniden birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum.
Sevgili hocam abi. Çok teşekkür ederiz. Çok yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Size küçük bir çiçek takdimimiz olacak. Peki, verin bakalım. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Okan Yavuz'u davet ediyorum sahneye. Ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Sayın İsmail Oskay'ı sahneye davet ediyoruz. Sizlerin kıymetli alkışlarıyla efendim. Merhaba, nasılsın İsmail? Gel bana. Benim bir hararetle karşılaşıyor var. Bir sohbet. Biz mahya ışıklarına 7 saat önce başladık. Bırakmadı ki beni. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. İsmail bak. Tabii sizin için geldim. Kitap imzalamak, fotoğraf çektirmek için hemen yanınızdayım. Buyurun üstadım. Tabii bekliyorum hanımefendi. Ben sizin için geldim. Bunlar da bana. Bravo. Bunlar dostlar, bunları ben her zaman görürüm yani. Sizi her zaman göremem. Kıymetli Antalyalılar, Sunay Akın Beyefendinin bu, ben bir tarihçi olarak, Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanı, aynı zamanda tarihçiyim, eğitimim de tarih üzerine. Ben de çok keyif aldım. Fakat Sunay Bey'in bizim için ayrıca ve sizin için daha özel bir yeri var. Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren oyuncaklar, çocukların çocukken kurduğu, sadece oynadığı bir oyuncak değildir. Geleceğini tasavvur ettiği, hayal ettiği bir materyaldir. Sadece oyuncak olarak bakmayın. Antalya'mızın dünyada sayılı oyuncak müzelerinden bir tanesi olan Oyuncak Müzesi'nde kreatördür kendisi. Onun için bizim için de ayrı bir özelliği var. Ayrıca bunun için de bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Benim danışmanlığını yaptığım, destek olduğum pek çok müze var. Ama sadece bir tanesinde Ahdi Vefa gördüm ben. Yani örneğin İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'ni de ben kurdum. Barış Manço'nun evi bir banka satıyordu biliyorsunuz. 81.300 moda Barış Manço. Ve onu durdurup orayı müze yaptım. Sağ olsunlar. Ya önemli değil. Bakın hiç önemli değil. Ben imzamı orada aramam ama orada benim adıma rastlayamazsınız. Daha kurduğum pek çok müze var. Ama sadece bir müzenin girişinde adım yazılı Antalya Oyuncak Müzesi. Ben Antalya'ya bu ahdi vefasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Adım yazmasa da olur. Hayır, öyle bir beklentim yok. Ama bu bir hissi senettir biliyor musunuz? Ahdi vefa dedikleri değil mi? Örneğidir. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Haftaya gene buradayız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.